Herkese merhaba ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay tığ işi üçgen şal modelinin tüm yapım aşamalarını anlatacağım bir video ile yine karşınızdayım. Modelimiz çok güzel arkadaşlar ve bir o kadar kolay. Daha önce sizlere bu şekilde benzer modellerde çalıştım. İçlerinden istediğiniz beğendiğiniz varsa yine onlarla da çalışabilirsiniz elbette kolaylıkla bulabilmeniz için bu tür şal modellerimi bu videonun sonundaki oynatma listeme ya da kanalımın ana sayfasındaki şal oynatma listelerime bakabilirsiniz. Birçok farklı model hazırladım sizlere. Bugün de bu güzel modeli anlatım yapacağım. Oldukça güzel arkadaşlar. Tersi düzü yok. Her iki tarafı da kullanıma uygun. Oldukça güzel bir model. Hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ben anlatım yaparken sizlere koton bir iplikle anlatacağım ama hazırlarken bu şekilde simli bir şal ipi kullandım. Dilediğiniz markaların iplerini kullanabilirsiniz. Tığ numarası olarak ise 2 milim bir tığ kullandım. Şimdi dilerseniz hemen kolay modelimizin anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Ben daha rahat görmeniz adına koton bir iplikle anlatım yapacağım şimdi 6 tane zincir yapalım. Ve ilk zincire batarak küçük bir halka yapalım. Bu ipimi de şöyle araya alacağım. Şimdi 3 tane zincir ve halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan yapalım. arada 2 zincir şimdi yine halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım 2 zincir 3 tane ikili tırabzan. Toplamda 3 tane grup oluşturdum. Şu aradaki ipi de keseriz arkadaşlar. 3 zincir çevirdim ilk boşluğumun içerisine sağdaki su taşını yapıyorum yani 3 tane ikili trabzan arada 2 zincir yine 3 tane ikili trabzan 5 zincir. Şimdi diğer boşluğun içerisine sol kenarı yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir yine aynı yere 3 tane ikili trabzan. devam edelim. Dönüşlerde 3 zincir ve yine sağ kenarı yaparak başlıyoruz. Kenarlar hep aynı olacak. Evet sağ kenarı yaptıktan sonra 5 tane zincir. Ve bu zincirimin içerisine şöyle üstüne almadan sık iğne yapıyorum. Tekrar burada 4 tane zincir yapıyorum. Ve tekrar üstüne almadan buraya sık iğne yapıyorum. Küçük bir yuva oluşturdum. Şimdi 5 tane zincir Şöyle göstereceğim. Ve sol kenarı yapıyorum. Pardon, fazla yaptım. 3 tane yaptım. 2 zincir Evet dönüşlerde 3 zincir ve çevirdim. Sağ kenarı yapıyorum. Şimdi 5 tane zincir yapıyorum. Ve ilk boşluğumun içerisine sık iğne. 5 zincir. Diğer boşluğumun içerisine sık iğne. Tekrar 5 zincir. Ve sol kenarımı yapıyorum. Evet sol kenarı tamamlayıp geliyorum. Burada kalmıştık. Burayı tamamladıktan sonra çevirdim ve sağ kenardaki su taşını tekrar tamamladım. Kenarlar hep aynı olduğu için kenarları hızlı geçerek anlatacağım arkadaşlar. Şimdi desenimizi yapmaya başlayalım. 5 tane zincir yapalım. Ve ilk boşluğun içerisine sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi bu boşluğumuzun içerisine 9 tane trabzan yapalım. Üzerine bir kere sarıp iki kere de çıkarttığım ikili trabzanlardan 9 tane yapacağım. 1 oldu. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bu kenardaki zinciri saymadan tam 9 tane ikili trabzanımız oluştu şimdi sıradaki zincire yine üstüne almadan sık iğne ile sabitliyorum 5 zincir ve yine sol kenarı yapıyorum aynı şekilde tamamlayarak bir üst sırayı da anlatacağım Evet biz buradaydık burayı tamamladık şimdi çevirdim bir üst sıraya geçerken sağ kenarı tamamladım şimdi desenimi ikiye artıracağım onu hemen şöyle model üstünde göstermek istiyorum biz bir tane desenimizi yaptık. Şimdi deseni ikiye artırırken yapmamız gereken sırayı anlatıyorum. Şimdi burada artırma yapacağız. Üstüne de deseni yapacağız. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam edelim. Artırmayı nasıl yapıyoruz? Her sırada bu şekilde artıyor arkadaşlar. Desen sayısı bir. Birken ikiye çıkıyor. Sonra üçe çıkıyor. Artırma sıralarımız geldiğinde. Şimdi ikiye artırmayı gösteriyorum. Sağ kenardan sonra yine 5 tane zincir yaptım ve bu ilk baştaki boşluğa sık iğne ile sabitledim. 4 zincir tekrar dibine sık iğne ile sabitledim. Buradaki işlemin aynısını yapmış oldum. Şimdi tekrar 5 zincir. Burada yapmış olduğumuz 9 tane trabzanımız vardı biliyorsunuz. Şöyle baştan 1 2 3 taneyi atlıyorum dördüncüye sık iğne yanındakine bir tane daha sık iğne yanına bir sık iğne daha yani yan yana 3 tane sık iğne mi yaptım tekrar 5 zincir bu boşluğa geldim yine sık iğnemi yapıyorum 4 zincir dibine sık iğne 5 zincir ve sol kenara geçiyorum. Şimdi yine ben sol kenarı tamamlayıp bir üst sırayı anlatacağım. Şöyle bakalım. Evet sol kenarı tamamladım. Çevirdikten sonra sağ kenarı da yine tamamladım. Şimdi devam ediyorum. 5 zincir yapıyorum. Sık iğne ilk boşluğuma. Tekrar 5 zincir. Burayı atlıyorum. Bakın buraya. Sık iğne. 5 zincir. Bu desenin ortasında yapmış olduğum 3 tane sık iğnenin Birincisine değil, ikincisine sık iğne. 5 zincir. Boşluğa sık iğne. 5 zincir. Sık iğne. 5 zincir. Ve sol kenarı yapıyor. sol kenarı tamamladıktan sonra çevirdim ve sağ kenarı yine tamamladım şimdi trabzan sıramızı yapacağız buradaki sırayı Şuradaki kirpik olan kısmın üstündeki boşluğa ve diğer boşluğa da yaparak desenimizi ikiye artıracağız başlayalım 5 tane zincir yapıyorum ilk boşluğa sık iğne üzerine aldım. Şimdi bu kirpik olan boşluğun içerisine 9 tane ikili trabzan yapacağım. 9 tane yaptıktan sonra bu boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum. 5 zincir bu boşluğun içerisine yine sık iğne yapıyorum. Üzerine aldım. Şimdi buradaki boşluğa yine 9 tane ikili trabzanımı yapıyorum. buradaki boşluğuma sık iğne, 5 zincir, ve sol kenarı yaparak bu sırayı da tamamladım ve desen sayımı da ikiye çıkarmış oldum, şimdi bir sonraki sırada arkadaşlar desen sayımızı 3'e çıkartacağız, sizlere kurulumunu yine göstermek istiyorum, desenimiz 1, 2 ve 3 sıranın tekrarı. Burada kirpik yaptığımız sıra. Sonra zincirlerle karşıya geçtiğimiz sıra. Ve trabzanlarla desenleri yaptığımız sıra. Biz bu 3 sırayı sürekli tekrar edersek e, desenlerimiz kendiliğinden artacak. Ben şimdi burayı tamamlayıp sizlere e, bu kirpikli olan sırayı tekrar kuracağım. Üstündeki trabzanlı sırayı ve tra e, zincirli ve trabzanlı sırayı da yaparak sizler de istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz. Dediğim gibi 1, 2 ve 3 sıranın tekrarı olacak. Şimdi ilk sıramızı tekrar baştan kuralım. Evet, sol kenarı tamamladım, sağ kenarı da tamamladım. Şimdi artırmayı gösteriyorum. 3 tane desen yapmak için nasıl artıracağız? Önce bir boşluğa, daha sonra bir boşluğa, son olarak da bu boşluğa, buradaki yapmış olduğum kepiklerden yapacağım ve desenimiz 3 sıranın tekrarıydı öyle söylemiştik. birinci sırasının yapımıyla başlıyoruz. Bundan sonra hep aynı mantıkla sizler de devam edeceksiniz arkadaşlar. 5 tane zincir yaptım. Sık iğne. 4 zincir kirpiğimizi yaptık. 5 zincir. 9 tane yapmış olduğum trabzanın 3 tanesini atlıyorum. Yan yana 3 tane sık iğne yapıyorum. 5 zincir bu orta boşluğa sık iğne. Pardon burada 4 zincir dibine sık iğne. 5 zincir 3 tane atlıyorum yan yana 3 tane sık iğne. 5 zincir. Bu sol kenara da yine kirpik yapıyorum. 4 zincir, dibine sık iğne. 5 zincir. Ve sol kenarı yapıyorum. Evet, desen artık kendini tekrar etmekte. Ee, bizler bir sonraki sırada bakın burayı yaptık bir sonraki sırada buraya ikinci sıranın tekrarını yapacağız zincirli olan daha sonra 1 iki üç tane deseni artıracağız ve desen bu şekilde kendini tekrar etmekte hemen büyük modelimize bir kez daha göz atalım eğer şaşırdığınız bir nokta olursa ikinci sırayı izlersiniz ikinci deseni nasıl kurduğumuzu arkadaşlar geriye doğru izlediğinizde bu üç sırayı tekrarını yaptığınızda zaten desenler kendiliğinden artmakta. Bir sonraki sırada yeniden artıracağız ve bu şekilde devam edecek. umarım beğenmişsinizdir. Bu kenarları da püskül yapmak isterseniz yine videomun sonuna sizlere link bırakırım. Kolay püskül yapımını da bulabilirsiniz. Youtube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle sağlıkla kalın, hoşçakalın.